Sürdürülebilirimsi Hayat'a hoş geldiniz. Bugün konuğum yine Doktor Ahmet Aydemir. Kendisi MLA College öğretim üyesi ve Yuvan Dünya Derneği'nin bilim kurulu üyesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, sizler nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Uzun zamandır görüşememiştik. Bayağıdır görüşemedik, evet. Hemen hemen 10 dakika oldu. Evet. Bugün size sürdürülebilir kalkınma nedir? Bunu sormak istiyorum. Bunu sorabileceğim böyle çok ender insanlardan, bizim anlayabileceğimiz lisanda da anlatabilen ender insanlardansınız. Sürdürülebilir kalkınma nedir? Temel ilkeleri nedir? Sürdürülebilir kalkınma Birleşmiş Milletler'in aslında tanımını yaptığı bir şey. Sürdürülebilirliğin tanımından bahsetmiştik zaten. Bir şeyin devamını getirmek, sürdürmek varlığını. Bu da aslında kalkınmanın sürdürülebilir olması. Yani kimseyi geride bırakma diye bir sloganı var Birleşmiş Milletler'in zaten. Kapsayıcı bir şekilde, eşitlikçi, hakkaniyetli bir şekilde bugünün ihtiyaçlarını karşılarken geleceğin kaynaklarından feda etmemek. Yani her neslin kendi ihtiyaçları karşılayacak kaynaklara sahip olmasını sağlamak. Bunun için elimizden geleni yapmak demek. Geleneksel kalkınma yaklaşımlarından farkları nelerdir? Şimdi aslında şöyle, benzer yanları da var, farkları da var. Farkları biraz daha işte sadece ihtiyacın olduğu kadar bir kullanmak. İkincisi, geleneksel kalkınmada daha çok ekonomik büyümeden bahsediliyor. Yani işte 18. 19. yüzyıllarda sanayi devrimleri ciddi bir ekonomik ivme yakalatmış ama hem çevreyle ilgili sorunlar, yani kaynakların tükenmesi, çevrenin kirlenmesi, hem de aslında insanlarla ilgili, yani işte gelir adaletsizliği, cinsiyet eşitsizliği gibi sorunlara yol açmış. Çevresel, ekonomik ve sosyal faktörlerin tamamını düşünerek yapılan kalkınma diyebiliriz bunu aslında. 2000 yılında bahsetmiştik, milenyum kalkınma hedefleriyle başlıyor. Orada 8 tane hedef var. Çevresel hedefler var, sağlıkla ilgili hedefler var, cinsiyet eşitliği var ve herkesin birlikte çalışması ile ilgili hedefler var. 2000-2015 yılları arasında bu geçerli. Tüm hedeflere ulaşılmasa da özellikle sağlık konusunda, yani erken yaşta çocuk ölümleri, anne sağlığı ve salgın hastalıkların iyileştirilmesi, HIV gibi çok ciddi ivme kazanılıyor. Çok ciddi gelişmeler var. Fakat cinsiyet eşitliğinde, savaşların engellenmesinde ve çevre temizliğinde, daha doğrusu çevrenin korunmasında o ivme sağlanamıyor. Sonra 2015 yılında tekrar bir araya geliyor Birleşmiş Milletler ülkeler ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarını oluşturuyorlar. Burada da 17 tane amaç var. Biraz daha geniş bir çerçeve var. Çevre, işte sosyal, ekonomik boyutların hepsi var. Yani şöyle işte açlığa son, yoksulluğa son, sağlık, nitelikli eğitim herkes için, ki detaylı olarak bahsedeceğiz zaten. Cinsiyet eşitliği, işte enerji, su, altyapı, teknoloji, şehirler, iklim değişikliği, suda yaşam, karada yaşam, sorumlu üretim, tüketim, sayıyorum bir yandan da kafamda unuttum mu diye, barış, adalet ve güçlü kurumlar ve amaçlaşan ortaklıklar şeklinde yeni bir plan yapılıyor. Baktığımız zaman bu amaçlar 2015 yılında aslında yürürlüğe girmiş. Fakat görülüyor ki 2015 ile 2020 yılları arasında o 5 senede maalesef hedeflerinin gerisinde kalınmış. Bu amaçlara ulaşılmakta. Hedefler ve amaçları karıştırıyorum çünkü önce sürdürülebilir kalkınma hedefleriydi adı. Daha sonra sürdürülebilir kalkınma amaçlı olarak güncellendi. SKH'den SKA'ya olarak geçti. Şimdi 2020 yıllara Birleşmiş Milletler diyor ki 10 senemiz kaldı. Bizim daha çok aksiyon almamız lazım, hızlanmamız lazım dünyayı iyileştirmekte. Eylem 10 yılı adını veriyorlar. 2020 ve 2030 yılları arasında Eylem 10 yılı diyorlar. Decade of Action. Fakat nasıl başlıyor 2020? Pandemiyle başlıyor. Evet. Nasıl devam ediyor? Savaşla devam ediyor. Dolayısıyla hızlanmayı bırakın. Decade of inaction. Gerçekten. Yani decade of gerileme yani. Aynen. Bazı konularda gerilemeye gidiyor. Özellikle işte cinsiyet eşitliğinde, işte enerjide, gıda ile ilgili şeylerde, kuraklıkla ilgili konularda vesaire. Ve şimdi işte baktığınızda 2023 yılındayız. Ne kaldı? 7 yılımız, 6,5 yılımız kaldı aksiyon almak için. Tabii ki güncel göstergeler, yapılacak çok iş var diyor. Fakat hedeflere ulaşmanın bir tık zor olduğunu gösteriyor günümüze geldiğimizde. Peki bunun yerel, ulusal ve küresel düzeylerde nasıl sağlanabildiğinden, idealinde, hani şu anki dünyanın durumuyla ilgili belki hedeflerde, amaçlarda geri kalınmış olabilir ama hem lokal olarak hem ulusal olarak hem de küresel olarak nasıl yaklaşımlar var? Bunu sorsam size. Ülkelerin sosyoekonomik kalkınma durumlarına göre öncelikleri değişiyor. Yani şimdi Finlandiya'nın sürdürülebilir kalkınma amaçlarını gerçekleştirmekteki başarısı veya ivmesiyle Türkiye'ninki aynı olamaz. Türkiye'ninkiyle de Suriye'ninki ayrı olamaz gibi konular var. Biraz bölgesel öncelikler önemli. İşte bir önceki videoda bahsetmiştik. Temel ihtiyaçların karşılanması öncelikli. Bunları ne kadar yapabiliyoruz? İşte ekonomik sorunlar ne durumdadır? Yani ülke bazlı çok örnek vermek istemiyorum ama genel olarak hani daha çok söylersek. Evet. Dünya Ekonomik Forumu'nun yeni bir raporu var. Yani belli senelerde yayınlıyorlar. Küresel tehditler diye, bizi bekleyen tehditler diye. 2 senelik ve 10 senelik projeksiyonlar yapmışlar. 10 senelik projeksiyonların çoğu çevreyle ilgili, iklimle ilgili. Fakat 2 senelik projeksiyonların birincisi geçim sıkıntısı. Diyor ki tüm dünyada işte azalan kaynaklar, kuraklık, gıda krizi, enerji krizi sebebiyle her şeyin fiyatının artması, enflasyonun yükselmesi ve geçim sıkıntısının olması. Özellikle ülkemizde de bunu zaten hem işte ev fiyatları, kiralar. Hepimiz damarlarımıza kadar zaten her yaşıyor ve hissediyoruz. Her şeyin fiyatında işte enflasyon. Evet. İşte hani resmi olan var, gayri resmi olan var. Herhalde arada bir yerdedir gerçeği diye düşünüyoruz. Ciddi anlamda bu bize yansıyor ve tabii ki şeye yansımıyor. Maaşlara yansımıyor. Bu şu demek. Bizim maaşımız şey olarak artsa da, değer olarak artsa da, yani örnek veriyorum 5.000 lira alıyorsam şimdi 10.000 lira alıyorum. Alım gücüm azalıyor. Yani 5.000 liraya daha çok şey alabiliyordum. En büyük sıkıntı bunu görüyor. Bu sıkıntı çözülmedikçe de diğer sıkıntıların hepsi ivme kazanıyor. Şimdi sürdürülebilirlik çalışanlar şeyi sever. Yeni terimler üretmeyi sever. İşte yeşil iş, işte ne bileyim yeşil yakalılık, işte upcycling, işte bir şeyi yeniden kullanmak falan. Evet. Yine Dünya Ekonomik Forumu şey demiş buna, polikriz demiş, yani çoklu kriz demiş. Bu ne demek? Evet, biz birden fazla kriz yaşıyoruz ve bu toplu krizin etkisi her bir krizin etkisinin toplamından daha büyük. Çünkü hepsi birbirini tetikliyor. İşte savaş gıda krizini tetikliyor. Gıda krizi suyu etkiliyor. Su olmadığı zaman tarım yapılmıyor. Tarım yapılmadığı zaman işte ne bileyim fiyatlar artıyor. O zaman alım gücü düşüyor vesaire vesaire. Hepsi birbirini etkiliyor diyor. Şu anda böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu sorunu çözmek için gelişmiş ülkelere büyük bir rol düşüyor. Çünkü onların şimdi zaten sürdürülebilir kalkınma amaçlarının her maddesinde şey yazar. Gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelere yardım etmesi yazar. O yardım olmadan bu farkın kapanması çok zor. Ne bekleniyor herkesten? Eşitlik bekleniyor mesela, işte orada eşitlikten ziyade yani equality versus equity. Eşitlik ve hakkaniyet farkı var. Diyelim ki ben dedim ki buradaki herkese, işte Cem Bey, siz, ben herkese dedim ki ben herkese birer çift ayakkabı alacağım dedim diyelim ki, tamam mı? Ama sizin evde 10 çift ayakkabınız var. Cem Bey'in 3 çift var diyelim. Benim de 100 çift var. Tamam mı? Ben size de Cem Bey'e de 42 numara bir ayakkabı aldım. Eşit davrandım mı? Evet. 42 numarayı kullanabilir misiniz? Hayır. Ya bilmiyorum yani. Hani 42 olmasın. Yani bir tane daha verirsin. Ama eşit davranması, eşit davrandım. Ama ihtiyaç aynı değil. Evet. Vergiden tutun da devletlere, Birleşmiş Milletler tarafından verilen görevlerin eşitlikten çıkıp biraz hakkaniyete girmesi gerekiyor. Öbür türlü o farkın kapanmasına imkan yok. Yani ben iklim değişikliğine mücadele için Hindistan'dan da, Amerika'dan da, Çin'den de, Rusya'dan da, Finlandiya'dan da, Türkiye'den de aynı şeyi bekleyemem. Evet. Bambaşka yerlerdeler çünkü. Bir de çevreyi kirletmekte de bambaşka yerdeler. Evet. Yani Amerika'nın ve Çin'in etkisi zaten %40'lara yakın, belki daha fazla. Ama siz aynı şeyi bekleyemezsiniz. Diğer ülkelerden de aynı şeyi bekleyemezsiniz. Biraz o yüzden hakkaniyetli olması gerekiyor bu değişimin. Peki başarılı sürdürülebilir kalkınma projeleri var mı örnek verebileceğiniz? Son olarak da bunu sorayım. Kesinlikle mevcut. Türkiye'de de çok mevcut. Özellikle cinsiyet eşitliğinde, kadınların, kız çocuklarının eğitimi konusunda. Bu arada bu konudan detaylı bahsedeceğiz ama hani yani kız çocuklarının eğitimi özellikle geri planda kalan bir durum. Dünyada birçok yerde 2 sebepten: bir, daha az okula gönderiliyorlar. Yani daha az kız çocuğu okula gönderiliyor. 2, daha az süre okula gönderiliyorlar. Yani erkekler daha uzun okuyor, kızlar daha kısa. O yüzden bu konu çok önemli. Çok ciddi çalışmalar var. Yani eğitimin arttırılması, biliyorsunuz bütün telekomünikasyon firmaları olsun, farklı firmalar olsun, bambaşka burslar veriliyor, bambaşka eğitimler veriliyor. Burada ciddi ivmeler var. Ben şirketlerin çevre bilincinde arttığını düşünüyorum. Yani işte ambalajların azaltılması, hani daha geri dönüşebilir maddelerden yapılması vesaire. Atılacak en büyük adımın bir insani yaşam koşulları, yani maaşlar, geçim sıkıntısı. 2, üretim, tüketim, kontrolsüz üretim, tüketim. 3 de savaşlarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Afet yönetimi ve iklim krizi her zaman tabii ki en öncelikli olan konulardan bir tanesi. Daha önce bir konuğumuzla bunu konuşmuştuk. O geldi aklıma. Şimdi artık ileriye yönelik sürdürülebilirlik yasaları olarak kanunlar çıkıyor. Artık mesela sen geri dönüşüm veya işte çevreye zarar veren bir ürün üretiyorsan işte mesela daha çok vergi ödüyorsun. Bir eş, evet, başka bir fabrika senden daha çevresel yaklaşıyorsa üretimine belki onun vergisi daha düşük olacak, seninki daha yüksek olacak gibi bazı düzenlemeler de geliyormuş zaten yakın zamanda. Yine her sürdürülebilirlik kalkma amacında şu da yazar. Bu konuda kanunların oluşturulması gibi, ama kanun olması da yetmez, uygulanıyor da olması lazım. Global Raporlama Insetifi diye bir kurum var. Hani bu çok popüler bir ESG kavramı var ya, işte ESG, Environment, Sustainability Governance, ESG kavramı var. Sürdürülebilirliğin denetlenmesi, sizin bahsettiğiniz konu. Şimdi bu denetlemede çok ilginç kriterler var. Çevresel kriterler daha tahmin edilebilir. Havayı ne kadar kirletiyorsun, çevreyi ne kadar kirletiyorsun, işte geri dönüşüm yapıyor musun, üretimin, tüketimin ne kadar enerji, su harcıyorsun. Bir de işin sosyal ve ekonomik boyutu var. Mesela diyor ki çalışanların maaşlarıyla ev alabiliyor mu? Çalışanların maaşlarıyla araba alabiliyor mu? Biz öyle hepimiz sınıfta kalırız. Evet, yani dünyaca hatta, yani hani zaten arabaların ve evlerin fiyatlarına baktığınız zaman bunu görüyoruz. Araştırma şunu gösteriyor çok acı bir şekilde. İlk kez dünyada yeni nesil eski nesilden daha yoksul olacak. Bu korkunç bir şey. Bakın, bunun sürekli artıyor olması lazım. Refahın ve alım gücünün artıyor olması lazım. İlk kez daha yoksul olacak. Benim annem babam sağ olsunlar, hani o zamanki yoğun çalışmalarıyla ev alınabiliyormuş, araba alınabiliyormuş. Aynen. Şimdi hani mavi yakayı geçiyorum. Beyaz yakalı bir çalışanın ev alması herhalde çok büyük bir hayal. Araba alması da işte zorla olabilecek bir şey. Temel ihtiyaçların hayale dönüşmesi en kötü gelişim. Sürekli hatırlarsınız, sokak röportajlarında şey vardır. Ekonomiden şikayet eder, sonra biri gelir ama cep telefonum var der. Bakın, cep telefonu olması bir lüks değil. Doğru. Bir ihtiyaç. İnternete erişim bir ihtiyaç. Teknolojiye erişim bir ihtiyaç. Eğitim bir ihtiyaç. Ne kadar bunları lüks görmeye başlarsak o kadar seviye aşağı iner. Dolayısıyla değişen, gereken mantalite değişimi, temel ihtiyaçların buradan buraya çıkarılması. Bir kitap satın almak, bir tiyatroya gidebilmek, evet, bir sinemaya gidebilmek, yani her şeye hakim olabilmek aslında. Bunların hepsi minimum ihtiyaçlar aslında. Kesinlikle. Aslında Avrupa Birliği'nde bir toplantıda şu konuşma yapıldı. Yani diyorlar ki bizim güncellememiz lazım. Bu hani yoksulluk sınırı, asgari ücreti vesaire güncellememiz. Tanımını bir değiştirmek, evet, lazım. Bu arada rakam güncelleniyor zaten. İşte Dünya Bankası işte 2015 yılında $1.25'dı yoksulluk sınırı. Şimdi $2.15 oldu mesela, saat başından bahsediyorum. Ama diyor ki tatile gidebilmek, çocuğunu spora yazdırabilmek, hafta sonu dışarıda yiyebilmek, sinemaya, tiyatroya gidebilmek, bunlar olmalı diyor. Bunları düşürdükçe sürdürülebilirliği sağlamak çok zor oluyor. Çok teşekkürler Ahmet Bey. Yani sağ olun. İnsanın yüreğini parçalayan konular, ama en azından konuşuyoruz, öğreniyoruz, öğretiyoruz, paylaşıyoruz. Biz de okyanusa bir damla atıyoruz. Umarım bu günleri, şu sürdürülebilir kalkınma günlerini kendimiz, çocuklarımız için görebilmek çok istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sürdürülebilirimiz hayatın bu bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.